Merhaba değerli arkadaşlar. Muz kabuğundan yaptığımız bitkisel bir gübre. Bunu bitkilerimize vereceğiz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar muz kabuğu içerisinde başta çok yüksek miktarda potasyum olmak üzere fosfor ve kalsiyum gibi maddeleri bulunduruyor. Bunu da gübre yaparak bitkilerimize verdiğimizde çok sağlıklı gelişmelerine teşvik edebiliriz. Basit ev yapımı bir gübre olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar muz kabuğu gübresi yapmak oldukça basit. Bir adet muzun kabuğunu bir bardak içerisine koyuyoruz ve üzerine geçecek kadar suyla dolduruyoruz. Evet, bu yediğimiz herhangi bir muzun kabuğu olabilir. Bunu üzerini kapatarak yaklaşık bir gün bekletiyoruz. Birkaç gün beklenirse daha etkili olacaktır. Çünkü muz kabuğunun içerisinde bulunan potasyum, fosfor ve kalsiyum suya daha iyi nüfuz edecek ve gübremiz o oranda etkili olacaktır. Hemen arkadaşlar, özellikle saksıda yetiştirdiğimiz sebze türü bitkiler, işte fesleğen, yine mor reyhan, şurada limon otu var arkadaşlar. Çeşitli bitkilerimiz var. Çiçeklerimiz, süs bitkilerimize kullanabiliriz. Ve bunu dediğimiz gibi bahçemizde de uygulayabiliriz. Çünkü muz kabuğunun içerisinde potasyum başta çok yüksek miktarda var. Potasyumda güçlü kök oluşturması, çiçek sayısını arttırma ve meyve oluşumunu olumlu derecede etkiliyor arkadaşlar. Yani çiçek sayısını arttırıyor ve meyvelerin çok olmasını sağlıyor. Fosfor da kökü geliştiriyor. Yine kalsiyum var içerisinde arkadaşlar. Bu da hücre duvarını güçlendiriyor. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde sağlıklı, güçlü kök sistemine sahip ve aynı zamanda verimli bir bitki elde etmemiz mümkün. Hemen nasıl uyguluyoruz? Hazırladığımız bu karışımdan yaklaşık olarak arkadaşlar yarım çay bardağı saksı boyutuna göre veriyoruz. Daha büyük saksılarda bu oranı da arttırabiliriz. Ve her bitkimize haftada bir defa arkadaşlar sulama suyundan önce bu bitkiyi veriyoruz. Bütün bitkilerimize bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Bu buz gübresinin diğer bir önemli faydası daha var. Topraktaki organik maddeyi yarayışlı hale getiriyor ve bitkinin bunu almasını kolaylaştırıyor. Bu da artı bir olay. Yine bazı bitkilerde yaprak bitini uzaklaştırdığı, haşere ve zararlara karşı da etkili olduğu biliniyor. İşte saksıda yetiştirdiğimiz her bitkiye bunu uygulayarak arkadaşlar gerçekten oldukça verimli sonuçlar alabiliriz. Muz gübresini çöpe atacağımız muz kabuklarıyla suda bir gün bekletmeyle çok basit bir şekilde yapıp doğal bir potasyum kaynağı gübre elde edebiliriz. Sizler de bunu deneyerek çiçeklerinizi, sebzelerinizi daha verimli ve daha sağlıklı hale getirmeniz mümkün.